Merhabalar sevgili balık burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 14 Kasım haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Hemen arkasından her zamanki gibi tarotlardan öngörü alacağız. Bakalım kartlarım neler söyleyecek. Şimdi sevgili balık burçları, açılıma ve burç yorumunuza başlamadan önce küçük bir duyurum olacak. Tarot eğitim sınıfımı açıyorum. Bu eğitime katılmak isteyenler WhatsApp iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda özel danışmanlıklar için de yine aynı hattan randevu oluşturma şansımız var sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili balık burçları, haftaya Pazartesi günü itibariyle daha çok böyle çocuklarımızla ilgili konular söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Çocuklarımıza daha böyle alaç, daha böyle onlara yardımcı, daha şefkatli, daha merhametli, daha sahiplenici bir özellikle bağlanabilir. Zaten öyleyiz de bu Pazartesi günü daha fazla üzerlerine titreyebiliriz. Çocuklarla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Belki çocuklarımızın yurt dışı ile ilgili konuları olabilir. Ya da kendimizin bir flörtleşme, aşk yaşama durumumuz varsa burayla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Yani yeni biriyle tanışma, belki de yabancı biriyle ya da şehirler arası, uluslararası biriyle görüşme, bir flörtleşme, bir şans tanıma birbirimize, hayallerinizin peşinden gitme gibi bir durum söz konusu olabilir Pazartesi günü itibariyle. Salı, çarşamba daha çok böyle çalışma ortamında kendinizi göstereceğiniz, burada biraz daha liderlik yapmak isteyeceğiniz ya da çalışma ortamında otorite figürleriyle karşı karşıya kalabilir ve bu otorite figürleriyle ilgili biraz ego savaşlarına girme ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Perşembe, Cuma daha çok böyle eşimiz, sevgilimiz, hayatımız işte hayatımızdaki partnerimizle ilgili konular söz konusu olabilir. Burada ani bir gelişme söz konusu olabilir. Belki partnerden gelen bir sürpriz, partnerden gelen bir teklif ya da bizim partnere yapacağımız bir teklifle geçebilir. Bu 2 gün boyunca eşimiz ve partnerimizle ilgili konular söz konusu olacaktır. Hafta sonu itibariyle de daha çok kazançlarımızla ilgili konular söz konusu. Aynı zamanda ek gelirlerimiz varsa, özellikle partnerden gelen paralar, işte aileden gelen paralar, nafaka, tazminat gibi durumlardan gelen paralarla ilgili konuşmalar, burayla ilgili diplomatik konular ama hafta sonu olmasına rağmen bu konularla ilgili belki araştırma yapabilirsiniz, belki konuşma yapabilirsiniz ama burayla ilgili otorite figürlerinden kaynaklı belki engeller söz konusu olabilir. Bu tarz ek gelirler kazanıyorsanız sevgili arkadaşlar, burayla ilgili durumlar söz konusu hafta sonu itibariyle de sevgili balık burcu. Evet sevgili arkadaşlar, hemen balık burcu için 14 Kasım haftası tarot yorumu yapıyoruz. Balık burcu 14 Kasım haftası tarot yorumu. Aşıklar kartı geldi sevgili balıklar. Hadi bakalım. Aşk enerjisi hakim. Ama bir de gidiş var, bir kayıp var, bir terk edilme var, terk etme var düşüncede. Ya da hayatınızda biri var, bir aşk yaşıyorsunuz, bu kişiden ayrılmak istiyor olabilirsiniz düşüncenizde. Yani aradığım şey bu kişide yok diyebilirsiniz. Böyle bir düşünce hakim. Aynı zamanda da bir yandan da diyorsunuz ki, ama ben onu seviyorum, ona çekiliyorum, ona karşı arzuluyorum, onu istiyorum dediğiniz bir durum da var. Yani düşüncenizde bir gitmek var, bir de diyorsunuz ki ona bağlılık var, bağımlılık var sevgili arkadaşlar. Bir de onu istiyorsunuz. Elim kolum bağlı, çaresizim, bir yere gidemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum dediğiniz hafta kaderiniz değişebilir sevgili arkadaşlar. Kader çarkı geldi. Kaderiniz yön değiştiriyor olabilir. Siz her ne kadar benim elim kolum bağlı, çaresizim, ben bir yere gidemem, bir şey yapamam deseniz de sistem, kader sizi yeni bir döngüye doğru götürüyor sevgili arkadaşlar ve bu döngüde rahat olun diyor. Bakın rahat olun. Oturun, rahat olun. Kader dönüyor diyor. Döngünüz değişiyor. Evet bir ayrılık söz konusu, bir gidiş var.
Duygularda da bir gidiş var. Duygularda da bir gitme durumu söz konusu. Duygularda ikilem yaşama konusu var. Duygularda şüphe var. Duygularda huzursuzluk var. Duygularda emin olamama var. Yani kendi duygularınızla çatışıyorsunuz. Kendi duygularınızla aynı zamanda net değilsiniz. Duygularınızda net değilsiniz. Ve bundan dolayı da bir gidiş durumu söz konusu. Halihazırda yaşadığınız bir ilişkide bir aşk enerjisi hakim olan durumlarda, evet, düşüncenizde gitme var. Duygularda da gitme var. Sanki artık bazı şeyler bitmiş ama bir yandan da gidemiyorsunuz. Ya karşı taraf sizi bırakmıyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Karşı taraf sizin önünüzde engel oluyor sürekli. Gitmemenizi sağlıyor. Düşüncenizde bu var. Ben gitsem de o beni göndermez. Ben gitmek istesem de ayrılmak istesem de o bana karşı önümde durur. O beni bırakamaz. O beni seviyor. O bensiz yapamaz. Düşünceniz var duygularda. Sanki böyle bir enerji söz konusu. Ya da bu bir ortaklık da söz konusu olabilir. Bir yerden ayrılmak istiyorsunuzdur. Bir yerden gitmek istiyorsunuzdur ama önünüzde bir engel var. Ya da siz öyle düşünüyorsunuz. Bu kişi beni göndermez. Ya da gerçekten o kişi sizi göndermiyor olma ihtimali var. Elim kolum bağlı, çaresizim. Gitmek istiyorum ama beni göndermiyor. Önümde duruyor. Bir türlü gidemiyorum. Bir otorite figürüne takılıyorum. Ama ben kaderimi değiştirmek istiyorum. Artık kader değişsin, döngüm değişsin istiyorum. Ben artık rahatlamak istiyorum. Rahat olmak istiyorum diyorsunuz. Benim artık duygu olarak da burada çalışma isteğim ya da bu aşkı yaşama isteğim yok. Gitmek istiyorum. Kararsız kaldığım oluyor. Evet, durumlar oluyor. Bu kararsızlığım da onun beni göndermemesinden kaynaklanıyor. Ama benim kalbimde, duygularımda bir huzursuzluk var. Yani ben çok böyle burada kalmayı istemiyorum dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sevgili Balık burcu. Sekizlisi. Bakın. Burada da gelmişti. Tarot'ta da kılıç sekizlisi. Rumi'de de geldi. Kılıçların sekizlisi. Ellerim ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Siz çözeceksiniz. Eliniz ve ayaklarınızın düğümlerini siz çözeceksiniz. Bağlı değilsiniz. Siz kendinizi bağlı hissediyorsunuz. Bir yerlere, bir kişiye. O ipleri siz kopartacaksınız ve kaderi değiştireceksiniz. Yani o bağlar koptuğu zaman, elinizi ve ayaklarınızdaki bağları koparttığınız zaman kader değişiyor ve nereye doğru gidiyor? Kupa onlusuyla duygusal bir tamamlanma. Artık duygusal olarak iyiyim. Artık huzurluyum. Artık kendimi daha iyi hissediyorum diyeceğiniz yere doğru kader çarkı değişiyor sevgili arkadaşlar. Evet, yani Rumi de diyor size bu bağlarını kesmen gerekiyor diyor sevgili arkadaşlar. Ve duygularda sürekli mantık çalıştırıyorsunuz. Duygu zaten gitmiş. Duygularınızda bile mantık ön planda ve size diyor ki duygular yok zaten gitmiş. Bırak git, bırak git, kestir artık, kapat. Yani çok işte aldattın, kandırıldın gibi duygular ve hisler içinde olabilirsiniz. Ama bu durumu bitirmeniz gerektiğini de Rumi bize söylüyor sevgili arkadaşlar. Bağlı olduğunuz yerden gitme zamanının geldiğini söyledi bu hafta. Kader çarkı merkezde geldi. Orta merkezinizde ve kaderinizin değişeceğini söylüyor. Siz isteseniz de istemeseniz de sistem sizi farklı döngülere, yeni döngülere doğru götürecek sevgili arkadaşlar. Evet sevgili balık burçları, bu haftalık da bu kadardı. Aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun.